Türkiye'nin 81 ilini tek başıma gezeceğim ve 6 ay sürecek tek kadın, tek motor ve 81 il projesinin ilk bölümüne hoş geldiniz. İki önceki videoda Transalp'i teslim aldığım sırada Transalp'in bendeki önemini ve neden farklı bir yerde olduğunu açıklamıştım aslında. Çünkü Transalp benim artçı olarak bindiğim ilk motor. O zamanlar motosiklet kullanmayı bilmiyordum. Abimin motosikletiydi ve şu anda Transalp'le tüm Türkiye'yi, 81 ili geziyor olmak aslında benim için tamamen kendini gerçekleştirme projesi gibi diyebiliriz. Baktığında daha öncesinde çok çok zorlu yollarda Hindistan'da, Nepal'de, Tayland'da sürdüm. Şu anda Türkiye'de kendi ülkenin içerisinde olmak birazcık daha belki böyle iç rahatlatıcı bir şeydir. Ama o nebzede rotayı da olabildiğince zor bir şekilde seçtim. Olabildiğince arazi olacak. Genelde doğa üzerinde geziyor olacağız. Şu anda motorum 300 kilodan fazla. Bu yolculuk kolay olmayacak. Bunu biliyorum, bunu bilerek yola çıkıyorum. Fakat az çok nelerle karşılaşacağımı daha öncesinde yaptığım seyahatlerden biliyorum. Ama tabii ki de her seyahatin, her yolculuğun, her rotanın zorluğu ya da keyfi farklı oluyor. Dolayısıyla aslında yine de bilinmez bir seyahate çıkıyor durumdayım şu anda. Özellikle burada Çamlıca Tepesi'nde başlamak istememin sebebi Çamlıca benim çocukluğumun geçtiği yerler. Benim için çok önemli, beni bugünlere getiren, bugünler için yetiştiren zamanlarımın geçtiği ve ileriye yönelik hayaller kurduğum bu noktada aslında şu anda çok büyük bir şeye başlıyor durumdayım. Şimdiye kadar bana yazan, mesaj atan tüm arkadaşlardan da aldığım feedbacklerle kesinlikle şunu diyebilirim ki ben bir şeyler yapıyorum ama hayatta yaptığımız her şey aslında birilerinin hayatına dokunmalı diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz küçük büyük bir şeyler yapmak istiyoruz. Hepimizin bir hayali var fakat bunu gerçekleştirmek için ya güç bulamıyoruz ya bir şeyleri bahane ediyoruz. Fakat Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında geçen küçük bir kısım vardır. Ölüm döşeğinde yatarken karşısındaki pencerenin kenarındaki duvara bakar ve orada hiçbir şekilde bir fotoğraf, resim asılı olmadığını görür. Kız benim dikkatimi dağıtma. 10 yıl yaşadığı o evde o duvara layık bir fotoğraf bulamayıp asamadığından dolayı hayatının son anlarında o bomboş duvara bakarak öleceğini fark eder. Der ki kötü bir resim asmanın korkusundan hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Aslında bu bizim hayatımızın özeti gibi bir şey. Bir şeyler yapmak istiyoruz fakat korkuyoruz ya da en iyisini yapmak istediğimiz için bir şekilde ona cesaret edemiyoruz ve bir başlangıç noktası seçemiyoruz. Dolayısıyla üzerine basarak söylüyorum, çocukluğumun geçtiği, koşup oynadığım bu yerde bu yolculuğa korkuyla bindiğim ve indiğimde muhteşem bir şey hissettiğim motosikletle tüm Türkiye'yi gezeceğim bir yolculuğa çıkıyorum. Dolayısıyla aslında hayallerin nasıl gerçek olabileceği konusunda bir şeyleri göstermek istiyorum. Bu arada hayal demişken, daha öncesinde bir kadının yapmamış olduğu bu zorlu yolculukta bana güvenen ve projeme inanan sponsorlarıma özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir hayalin gerçek olması birçok dinamiği beraberinde getiriyor. Onlar bana bu yolculuk için güvendiler. Ben de her koşulda onlarla birlikte yoldayım. Bu projenin ve hayalin gerçekleşebilmesi için benim için çok değerli bir motosiklet olan Honda Transalp'i bana sağlamış olan Honda Türkiye'ye, yardımlar için Honda Esengül'e teşekkür ediyorum. Sonrasında bu projenin gerçekten bu noktada gelebilmesi için büyük yardımları olan, her daim beni destekleyen Kron Mikro'ya, motosikletimin güvenliğini sağlayarak içimi rahat ettiren Turuncu'ya, bu yolculuğumda kaliteli bujileriyle yola güvenle devam etmemi sağlayan NGK Global'e, yolculuğumu daha rahat ve güvenilir hale getiren TripMate'e, yola tutunuştaki güvenliğimi sağlayan Mitas'a, bir insan hayaline kavuşmak için koşarken bu konuda destekleniyor olması gerçekten çok değerli. Yola çıktığım tüm bu markalar benim için sadece bir marka değil, aynı zamanda bu hayale giden yoldaşlarımdır. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yolculuğa benimle birlikte ortak olduğunuzda birilerinin hayatının değişmesine neden olur. Birinin kalbine bir cesaret aşılar ve gerçekten hayallerinin peşinden koşmak için bir şeylerin başlangıcının neden olur diye umuyorum. Gerçekten tüm içtenliğimle herkesin hayallerine kavuşabilmesini umuyorum. O zaman 6 ay sürecek tek kadın, tek motosiklet, 81 il Türkiye seyahati başlasın. Oh, 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 oh
bulamayacağım aslında. Sadece bir yer vardı. Eğer kapılı olmazsa saat 9 şu anda yetişirsek oraya bir uğrayacağım. Sütlü Nuriye yiyeceğiz beraber. Hikayesi olan bir Sütlü Nuriyeci var orada. Daha önce gitmedim. Ben de ilk defa gideceğim ama işte ilk Sütlü Nuriye'nin çıktığı yer falan eğer açık olursa kendilerinden dinleriz. Usta'dan dinleriz onun hikayesini. Şimdi o dediğim tatlıcıya doğru gidiyoruz. 2 dakikalık mesafe kaldı. Bakalım açık mı? Yakalayabilecek miyiz acaba? Şu anda İzmit'in içindeyiz birazcık daha. Buralar biraz daha sakin yerler olduğu için sanırım akşamları. Gerçi açık yerler var bayağı ama. Buradan mı sağ? Sola mı döneyim? Buradan değil canım. Şuradan gösteriyor ama orası kapanmış. Şuradan gitsem bana başka yol çizer mi? Hopo! No. Yapma. Dur ben başka yerlerden gitmeye çalışayım dur. Orası da yol değil sanırım ama. Oh. Ay amca seni yerim ben. Çok tatlı. Yok artık daha neler. Yuh. Ara sokaktan vuramaz mıyım ben bunu? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, başlayalım yola falan filan ayağına yemin ediyorum. Saçma sapan. Ah be. Dönseydim oradan. Bak öndeki güya araba kullanıyor. Instagram'da milleti stalkluyor. Motoru bir yere bıraksam burada peki? Bence olur. Ya burada hayat var. Ben şimdi tam İzmit'e geldim. İzmit'te sadece bir yere uğramayı düşünüyordum. Bu tarihi Kemaliye Caddesi'nin olduğu yerde bir tatlıcı var. Ama tabii ki geç kaldım. Kapanmış burası. Bu tatlıcının özelliği tatlı güven tatlı. Tatlıcının özelliği bu Sütlü Nuriye'yi ilk defa yapan yer olarak kendilerini tasvip ediyorlar. Aynı zamanda bu Sütlü Nuriye'nin hikayesi. Sütlü Nuriye'nin tarihi şöyle bir şeymiş. Zamanında bu İzmit'i askeri yönetim almış gibi bir durumda paşa böyle işte baklava istemiş. Baklava getirdiklerinde de baklavanın fiyatı birazcık fazla gelmiş buna. Demiş ki bunun fiyatını azaltabileceğiniz bir durum var mı? O yüzden onu yapan kişiler de internette burada olduğu yazmıyor. Burasını yaptığı yazmıyor ama bunlar burası kendilerini öyle tasvip ediyorlar. Neyse işte süt ekliyorlar birazcık daha ağır oluyor. Dolayısıyla hani malzemeden kısmış gibi oluyorlar. Fıstık yerine fındık koyuyorlar falan. Öylece bir Sütlü Nuriye tatlısı şekline dönüyor baklava. Hikayesi buymuş. Deneyecektik. Çok methedilen bir yermiş burası. Artık sizler yol düşen olsa benim yerime de test edersiniz. Afiyet olsun sizlere. Bu burası. Heh, bak o taraf açık dur şimdi. Muhtemelen manzarayı şimdi göremeyeceğiz ama bir yer göstermek istiyorum. Siz burayı gündüz geldiğinizde bakarsınız. Burası ne oluyor? Şelin hangi şel burası? İsmi yazmıyor Şelin ama. Şurası. Şu anda burası görünmüyor tabii tamamen karanlık ama şurası aslında şeye bakıyor, göle bakıyor tamamen ve çok tatlı bir manzarası var. Burada oturacak yer falan da var.
vaktiniz olursa buraya gelin, 2 dakika herhangi bir petrol üstünde durmaktansa burada durup güzel manzara eşliğinde ara vermek çok daha güzel. Tavsiye ederim. Dur, ismini sorayım buranın. Belki konumunu da ekleyebilirim. Kolay gelsin. Bu Shell isim ne olarak geçiyor? Carlos. Tamamdır, teşekkürler. Carlos Shell. Aklınızda bulunsun. Karanlık ama çok güzel. Sakarya'ya girmiş bulunuyorum şu anda. İstikamet abimin evi. Ve Ruby. YouTube'dakiler Ruby'yi bilmiyor. Ruby ile tanışacaksınız. Oho, aşkım benim. Çok özledim. Ne oldu lan? Kavga mı var? Gördü galiba, açtı. Ha? Ha, direkt içeri mi gireyim? Tamam, geliyorum, bay bay. Kedi kavgası var burada, getireyim mi bunları? Yapmayın yavrum. Oy! Şaka yapıyorsun. Dur lan, kapatma. Hadi, hadi koçum. Şaka mısınız siz ya? Dur, gaz verince birbirine giriyor bunlar sanki. Çekilin. Ayrılın. Ayrılın. Bacağıma atlamazlar inşallah. Selamun aleyküm. Nasıl ama? İyi yüklenmiş miyim? Bunun içinde sadece kamp malzemeleri var. Diğerleri de şunun yanında da kıyafetler. Kıyafetlerden keseceğim artık. Bakarız. Koskoca Trossap'ta kendine hiçbir şey yapmamışsın sen, gidip de şu scooter'lık bileğini kırmış olabilir misin ya? Merhaba Turuncu. Nasıl? Güzel. Öyle bir motora dokunamazsın. Bunda... Gel, tamam, gel, gideceğiz, gel. Ruby, sakin ol. Aferin kızıma. Otur, sit. Ruby, sit. Down, down. Abim bunu İngilizce eğitmişti. Ruby, içeri. Ruby. Anneciğim, içeri. Ya. Bak kız, kız taşırım seni böyle. Gel bakalım Rubicik. Oy çok sıcak. Sakin duracaksın mı? Şurayı açarsam ne yapacaksın? Çıkacaksın. Şşt şşt şşt. Aa, bunu nasıl süreceğim ki ben? Ruby, ben seni mecburen arkaya alacağım kuzum. Sakarya'dayız. Abimin yanındayım demiştim zaten. Hasta çıkmış olduğum için yolda birazcık dinleneyim istedim. Çünkü hardcore bir rota olacak. Ondan dolayı hani en azından bir tık daha kendime geleyim diye. Şimdi buradayken de bir
birkaç yer gezelim istedim. Benim Sakarya'daki favori mekanıma gideceğiz. Sakarya'ya her geldiğimde oraya uğramadan asla gitmiyorum. Muhtemelen bir yemek yeriz öncesinde. Abimin gönderdiği konum buraya gidiyor. Şaka mı? Sakarya'da ben ne zaman bir yol bulmaya çalışsam hep yolum saçma sapan bir yere çıkıyor. Sakarya böyle bir yer mi ya? He? İyidir. Önümü alamadım ya. Şurası şey yapıyor ya. Böyle oldum. Kafamı oynatamadım. Mecbur arkamı aldım. Kudurdu. Seni görünce kudurdu. Yemek yiyelim. 52 dakikadır bekletiyorsun. Vallahi. Evet. Yemek ısmarlayayım o zaman. Yemek artı benzin de ısmarlayacağım seni. Olur. Feda olsun. Sakarya'nın neyi meşhur Selim Bey? Sakarya ilk defa mı geliyor? Islama köfte. Meşhur, kapağı meşhur başka bir şey. Kapağı mı? Kabak. Kabak? Kabak. Bal kabağı. Öyle mi? İyi, onlardan yiyelim, sonra da benim mekana geçelim. Bunu sürmek istiyor musun? İstiyorum da sen yetiştireceksin mi bununla bana? Şey ya, gel sen al. Ha, o değil de botlarıma yazık yani şu anda. Kalsın, sıkıntı ha? Olmaz. Kalsın. Ne bu? RKS. Ay, scooter'dan nefret ediyorum. Ha? Rahatım, rahatım. Yavaş yavaş. Sakin. Tamam. Dur lan, ayaklık açık kaldı, dur. Ayaklık açıkken nasıl gidiyor? Buji var. Oo, NGK bujisi. Yavrum benim kaliteli bujiyi biliyor. Yee, bu ne lan? Ağzını kırayım. 20 ile gidiyorum ben. Hayır kızım, bas. Niye 20 ile gidiyor? Korkuyorum patlayacak motor diye. Patlamıyor. Seni bekleyeceğim diye beni de 20 ile getiriyorsun. Tamam, geliyorum. Tamam. Aha. Gaza basıyorum, yarım saat sonra motor harekete geçiyor. Ha, sinyalim açıkmıştır. Ne oldu ya, bana bir şey oldu. Allah-u Ekber. Aha, nereye gittiğini göremiyorum çocuğun, dur yavrucuğum. Şu rübe arkada ayran oldu. Çıktım, o 50'lere çıktım. 50 ile gidiyorum şu an. Yaka yaka gidiyor lastikleri. İçinden geçecek bu tur. Şimdi planlarımız değişti. Paraşüt Tepe diye bir yer varmış burada. Paraşüt yapılan bir yer. Yapanlar var mıdır şu anda bilmiyorum ama oraya doğru gidiyoruz. Çıkıyoruz. Görebileceğimiz bir şey olursa görürüz. En olmadı güzel bir gün batımı görürüz gibime geliyor. Bu arada Artçım var şu anda. Abimin bir arkadaşı. Aa, tepeye çıkıyoruz. Güzel bir manzara olacak muhtemelen. Abim bizden önce başlamıştı yola. Onu beklemeyelim diye. Aynen. Buradan sonrası birazcık sanırım şey, bozuk bir yol. Bak.
Millet... O... Ha, standart moda almışım. Aynen. Ha, inebilirsin. Aklıma geldi. Ulan dedim, ben onu spor modda bıraktım. Kızı bir anda gazet bir şeye gelmesin. Yok. Standartta da traction'ı çok açık tutmuyorum. 3'te 2, şey 5'te 3. Ama şey... Ha. Güzel renk olacak galiba değil mi batarken? Batıyor gibi ama... Harika ya, Türkiye'yi geziyorsun. İnşallah. Sakarya'dan çıkabilirsem gezeceğim. İstemiyor musun? He? İstemiyor musun çıkmayı? Yok, abimde birazcık rahatsız olduğum için rahatsız. Abimde kaldım bir iki gündür. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Şimdi kalktı. Yakalayamadım kalkışını da, yetişemedim. Yeni kalktı. Vay be. Burası Paraşüt Tepe diye geçiyor. Paraşüt Tepe değil mi? Evet. Kıran Tepe diye de geçiyor. Sakarya'nın manzara izlenebilecek güzel nadir yerlerinden. Sen burada yaptın mı hiç paraşüt? Yok. Yapmadın mı? Abim de paraşüt yapıyor bu arada. Ama... Abi hissedebiliyorum şu hissiyatı, şu an hissedebiliyorum ya. Bir kere yaptım hayatımda, görmemiş. Hindistan'dayken yapmıştık. Tabii. Ama bu kadar çok salınmamıştık biz. Ama o hissiyat çok güzel ya. Böyle kuş gibi süzülüyorsun, bak ne kadar güzel. Bu arada şu taraftan gün batımı görebiliyoruz. Şu anda muhtemelen Sakarya'nın geneli ayağının altında. Oo. Ha yok, aşağıya inecek sanırım. Ya da yok, yukarı mı çıkıyor? Ay ne kadar güzel ya. Burada Ruby'yi arkadaş bulduk. Fare zannetti bir başlık. Ya. Ben scooter sevmiyorum. Ben scooter sevmiyorum. Ha? Sen git önden. Yolu biliyor musun? Ben yolu biliyorum. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. O yol, geldiğimiz yol takip et. O yokuşun oralarda beklerim zaten. Tamam. 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 Benzinim bitti yoksa. Ya ulan ya. Bıraktığın motora senin. Abi daha yola başlamadık ya. Başıma bunlar gelmesin ne olur. İnanamıyorum ya. Şuradan salsam şey yapar mı acaba? Aküsümüşteydi. Muhtemelen benzini bitikti. Az vardı. Çalışmadan gidiyoruz şu anda. Niye böyle oldu? Ben bir şey yapamadım, anlamadım ki. Ya daha yolculuğa başladım, yeni başladım. Ne olur ya. Olamaz. Abi. Arayayım bari.
şarjım da yok. Ruby. Abi Allah aşkına bana verdiğim motora. Lan çalışmıyor bu. Toprak yolda mı sen? Evet, daha çıkamadım. Hiç çalışmadı ki. Bastın gittin. Oha sen iyi, dur geleceğim. Niye çalışmıyor? Kızım key switch'ine bak. Neyin içine bakayım? Çalışmıyor, almıyor. Benzin bitmiş olabilir mi? Az vardı. Ben de seni şey yapamayınca geri geldim zaten. Ne yapayım? Şöyle gideyim artık. Yürüye yürüye. İşte adventure be. Of be. Anam ışığım. Gene ışığım yok. Gene ben böyle yollardan gidiyorum. Benim gene ışığım yok. Arka fren. Ay. Hav. Oy. Allah'ım oy. Başlangıcının en standart günde böyle olmasını hesaba katarsak benim bu yolculuktan beklentim ne olabilir? Yardım mı lazım? Yok, ben hallediyorum, sağ ol. Allah aşkına ya. Neden yani? Ay terledim. Üşüyordum, terledim. Ama benzinden değil de aküdenmiş gibi geliyor. Anahtar üstünde mi bıraktın sen? Al motorunu. Al Rubin'i. Aynen, benim sırtımı doğrulayayım. Gel. Motorum ya. Az manzara hakikaten şahane. Şehirlerde böyle yerlerin olmasını seviyorum. Hem böyle yakın olup böyle kafanı dağıtmaya gelebileceğin yerler olması güzel. Atlattık diyelim. Şimdi Sakarya'ya gelme nedenime doğru gidiyoruz. Tabii ki başlıca Sakarya'ya gelme nedenim abim. O ayrı mesele. Şaka bir yana, Sakarya'ya her geldiğimde istisnasız uğradığım bir yer var. Ve böyle nasıl diyeyim, düşününce içim böyle çok, böyle bir şey beklediğinde içim kıpır kıpır oluyor ya. Sakarya'ya geleceğim zaman çok heyecanlanıyorum. Abimi göreceğimi, Ruby'yi göreceğim için. Bir de o şey için. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, Shell'di. Fulle ya. Kardeşin burada ya. 5 litre mi alıyor? Ne kadar gidiyor? Kaç yakıyor? Litre olarak mesela yüzde. Hesaplamadım. KTM 250 Duke'u 60 liraya fullediğim zamanları hatırlıyorum ben. Nereden nereye? Dondurmalı mı cana? Aa doğru. Tamam. Teşekkürler. Sakarya'daki trafik çok değişik ya. İnsanlar çok umursamaz gibi geldi bana. Etraflarına çok dikkatli bakmıyorlar gibi geldi. Öyle mi? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Benim düşüncem bu oldu. Yani birazcık öncesinden de biliyordum.
Evet. Geldik. Allah. Şöyle geldiğimiz yer Göynüklü Ömer Usta Dondurmacısı. Ben Sakarya'ya her geldiğimde buraya istisnasız uğruyorum. Çok fazla çeşit var. Dondurma çeşidi ve gerçekten lezzeti çok güzel. Abim bilir her geldiğimizde hadi dondurmacıya gidelim, hadi dondurmacıya gidelim. Yaş 3. Sadece şekerden değil de dondurmadan dondurma yiyor. Şekerden değil de yani hasfitle böyle dondurma yapıyorlarmış gibi tadı. O yüzden böyle çok boğan bir şeker tadı yok. Ha. Onun dışında şey yazın mesela hurma ısı çıkıyor. Bu Sakarya'da bolca yetişen Trabzon hurması dedikleri var ya. Elma gibi olma. O hurmalıdan mesela dondurma yapılıyor. Hani mevsimlik dondurmalar da var. Seviyoruz. Sen daha çok seviyorsun. Sen daha çok seviyorsun. Usta gibi konuştun abi. Ben o zaman bir içeri gideyim, şeyleri de göstereyim. Sen neli istiyorsun? Senin siparişini de vereyim mi? Sen söyleyecek misin? Tahin cevizle karadut söyle ya. Tahin ceviz, karadut, okey. Şimdi ben acaba kaç top söyleyeceğim? Merhabalar, kolay gelsin. Sakıncası yok değil mi? Tamam. Şey sorabilir miyim ya, totalde kaç çeşit dondurma var burada? 20 çeşit. Genel anlamda her yerde bulunmayan çeşitler de var ve hakikaten nasıl oluyorduğunu bilmiyorum ama lezzeti çok güzel. Şu güllüsünün içerisinde böyle gül parçaları ağzına geliyor ve asla rahatsız etmiyor. İncirlisi de güzel. Bizim favorimiz genelde nerede? Ha, tahinli cevizli mi oluyordu bir de? Aynen, tahinli cevizli olanı çok güzel. Genelde ondan alıyoruz. İşte bir şeyler daha vardı. Bal kabağı vardı sanki. Bal kabağı yok mu şu anda? Ha, bir de bal badem çok güzel. Bizim favoriler bunlar. Her geldiğimizde fikstir. O zaman afiyet olsun. Evet, Sakarya'da sıradan bir gün vlogu gibi oldu. Değişik oldu. Daha yolculuğun başında yolda kaldık. Bakalım bundan sonra ne olacak? Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.